Üçüncü haftasındayız ameliyattan sonraki, üçüncü haftadayız. Ameliyat öncesinde çok ciddi gözlerine Evet, de vücudumda sarılıp. bu şikayetlerin şu anda hepsi gitti yani Allah'a şükür hiçbir kalmadı. Hayır, Hiç, herhangi bir şey hiçbir şey yaşanmadı böyle bir yapmamışız. şey. Hani biz de sarılık olunca hani çocuklardan beslenmeden dolayı biraz sıkıntı olduğu için şüphelenmiştik. Çok güzel ameliyat yerleri. İdrarında kakasında hiçbir sorun Evet, yok sanırım. normal ediyorum. Aslında oldukça nadir rastlanan bir hastalık ama hastanın hayatını, uzun vadeli özellikle hayatını çok etkileyen bir şey. Bu ameliyatlar aslında çok eskilerden beri yapılıyor. Yurt dışında kapalı yöntem daha çok tercih ediliyor. Özellikle Uzak Doğu'da, Japonya, Kore gibi. Hastalık dediğim gibi çok nadir. Açık ameliyatları çok uzun zamandır yapılıyor. Kapalı olması itibariyle bizim yaptığımız iş çok özellikli. 7,5 kilo bu bölge safranın bağırsağa aktığı, birleştiği kanalla ilgili bir anomali. İkinci yaptığımız hasta hakikaten bizi de çok zorladı ama şükür ki sorunsuz hastamızı tedavi edebildik. Kapalı hiçbir sorun yaşamadan. Safra hem karaciğerde hem safra kesesinde üretilen bir materyal vücutta, bir sıvı. Sindirimin en önemli komponentlerinden bir tanesi. Safranın drenajında problem olması demek hem safra kesesinde hem de uzun vadede karaciğerde sorun yaratması demek. İlk hastamızda drenaj böyle bir anomali olduğunu fark ettik ama kliniğe çok yansıyan bir sorunu yoktu. O yüzden bir sürede bekledik hatta onu doğumla tanımıştık 2-3 aylıkken. Bu hastada ise hızla karaciğer fonksiyonları bozuldu, sarılığı ve karaciğer fonksiyonlarının bozulduğunu gösteren kan testlerinde yükselmeleri tespit ettik. Beslemediğiniz zaman bir miktar rahatladı ama beslenmeye tekrar başladığınızda hemen değerler yükseldi. O yüzden biraz acil ameliyatı almak durumunda kaldık. Kapalı ameliyatın tabii kendine göre zorlukları var. Elinizle dokunamadığınız için hangi dokuyu veya dokunun içindeki ek materyalleri anlamanız zor. İkinci vaka biraz daha uzun sürdü çünkü dediğim gibi anomalinin şekli çok farklı. Bizim çocuk cerrahisinin kendine özgü bir durumu vardır. Standart hastamız neredeyse yok denecek kadar azdır. Çünkü gelişim anomalileri, anne karnında özellikle gelişim anomalileri olduğu için anomalinin nasıl geliştiği, ne kadar değiştiği, dokuyu ne kadar değiştireceğini tahmin edemezsiniz. Çocuğumun biraz ağlamaları oluyordu geceleri. Sonra kusmaları başladı. Sarılık fark ettim yüzünde. Sonra gözlerin içinde de fark etmeye başlayınca biraz tedirgin oldum açıkçası. Sonra Kütahya'da acile götürdük çocuğumuzu. Orada bir kan tahlili yaptılar. Karaciğer enzimlerinin yüksek çıktığını söylediler bize. Ama hani geçebilir hani 2 gün sonra tekrar gelin dediler. Sonra 2 gün sonra tekrar gittik. Daha da yükseldiğini söylediler. Sonra safra kesesinde tıkanıklık olabilir diye şüphelendiler. Orada bir ultrason çekildi. Sonra Eskişehir'e sevk gerektiği söylenildi bize. Sonra buraya geldik. Burada da işte ilk başta kolestaz diye bir şeyden şüphelendiler. Ama sonra kolédoksisten, safra kesesi, safra kanalından ameliyat olduk. Ameliyattan önce bayağı bir hani çocuğum çok huzursuzdu. Sürekli ağlıyordu. Ama ameliyattan sonra daha bir ay olmadık. Çok şükür şu anda gayet keyfi yerinde. Emeklemeye başladı. Kenarlardan yürümeye başladı. Hocamıza, ekibine hepsine çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ekmeği çekiliyordum açıkçası durmadığı için sürekli ağlıyordu. Ama şu anda gayet rahat hani sürekli gülüyor. Hani.